Evet hocam, siz ne düşünürsünüz? Scout, menajerlik sistemleri, Ahmet'in değindiği gibi teknik adamların tercihleri ve sürekli transfer harcanan paralar. Neler söylemek istersiniz? Valla şimdi böyle baktığınız zaman antrenörlükten başlayayım. Antrenörlük kriterleri Türkiye'de tabii ki neye göre yapıyor? Ahbap çavuş ilişkisine göre yapılıyor. Bu bir gerçek. Çünkü bakıyorsunuz Ahmet'in de biraz önce söylediği gibi antrenörlük kriteri Türkiye'de nedir? Ben bunu daha çözemedim. Aslında çözdüm de. Bir antrenör bir yerde başarılı olursa öteki takım bunu ister yani oradan ayrıldığı zaman. Ama bakıyorsun antrenör bir yerde iki yerde başarısız, üçüncü yer antrenörü almak için savaşıyorlar. Ya biz bunu anlamıyoruz. Antrenörde kriter nedir? Başarı değil midir? Bir teknik adamın bir takıma gitmesi için başarılı olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Futbolun doğası budur. Ama maalesef ki Türkiye'de bu değil. Ahbap çavuş ilişkisinden. Biraz önce söylediğiniz gibi menajerlik ilişkilerinden. İşte onun aramasında, bunun aramasında maalesef ki oradan oraya, oradan oraya oturuyorlar kafelerde menajerler. Ayaküstü, hocam seni buraya yapalım, hocam dur ben o başkanla yakınım, hocam ben şöyleyim, böyleyim. Kafelerde antrenör bağlıyorlar, teknik adam bağlıyorlar birbirine. İşte Türkiye'nin halini sonra neyini konuşacaksınız? Konuşamazsınız. Yani konuşulacak da bir şey yok. Baktığınız zaman Ahbap çavuş ilişkisine dönüyor iş biraz. Evet, kesinlikle doğru yani. Zamanında biz milli takıma bile Almanya'nın, Hollanda'nın 3. liginde oynayan oyuncuları çağırıp da bir maçlık milli yaptık yani baktığımızda. Bu kulüp takımlarında neler neler oluyor. Ne kadar ciddi. Ya Antalya'da oyuncu yaşadık biz. yetişmiyor, oyuncu yetişmiyor. Milli takım antrenörü espri yapıyor basın toplantısı. Vargas'ın erkek kardeşi varsa devşirelim diyor. Yıllarca Mehmet Ayıroğlu'yla izledik biz orta saha göbekte. 80 milyonluk, hadi o zaman 75 milyon olsun. Bir tane oyuncu yetiştiremiyor musunuz 6 numara, 8 numara? Hepimiz saygı duyuyoruz bugün Fatih Terim'e. Ben karşımda görsem bütün düğmelerimin sonuna kadar iliklerim. Ama kardeşim bazı şeyleri de konuşmamız lazım ülke futbol adına. Yani biz en büyük sıkıntılarımızdan bugün B Ligi'nde Montello'yu eleştiriyoruz. Eleştirelim de bu B Ligi'ne kim düşürdü bizi? Şenol Güneş düşürdü. Milli takımdaki performansı ortada. Bugün gittiğindeki Trabzonspor'daki mevzusu ortada. İnsan biraz bir takıma gittiğinde ben bugün hiç adı sana duyulmamış bile bir antrenör gittiğinde en azından bir 2-3 maç bir ivme kazandırıyor. Öyle değil mi takıma? Doğru. Bugün biz bakıyoruz tecrübeli antrenörler dediklerimiz hocalarımız bile yanlışlar yapabiliyor. O zaman Montella 10 maç 10 maç değil 15 maç da yönetir, 20 değil 25 de yönetir. O yüzden biz kendilerimizi de biraz geliştirmemiz lazım özellikle bazı antrenörlerin. Ama bunu sadece şöyle katılıyorum söylediklerinin hepsinin altına imza atarım. Ama bu sadece baktığımızda bir böyle bir hoca tercihi, altyapıdan oyuncu yetiştiren kafaların komple değişmez. Şimdi televizyonlara bakıyoruz, sosyal medyaya bakıyoruz. Bazı futboldaki önemli isimler yorum yapıyor. Yaparken diyor ki Icardi'yi milli takıma çıkaralım. İşte altyapıdayken 3 sefer oynamamış sadece de o hakkı varmış da bilmem ne de. Şimdi sen elindeki forvetleri Bartu'yu, Enes'i oynatmıyorsun. Kenan oynatmıyorsun. Daha niceleri var. Bunların sen zaten elindeyken oynatmıyorsun da bir yandan da bu sefer Icardi'yi getirmeye Fahrettin'cim, çalışıyorsun.